Hoş geldiniz. Buyurun rahat edin. Buyurun. Hanım gel rahat edin. Kendi yalınız gibi davranın. Ta Bilecik'ten geldiniz. Artık bugün burada kalırsınız. Ya şimdi Adnan Beyciğim, valla ne bileyim, yani borsadaki şirketinize bütün paramızı yatırdık diye bu kadar iki alaka, ne bileyim hani mahcup oluyoruz ya. Ne demek Bilal Beyciğim? Benim yalım sizin yalınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel diyorsunuz da parayı kaybedersek Bilal'imle ben yalım yalım yalvarlı hale geliriz. Şimdi bunu konuşma insan için. Niye konuşmayayım? Doğru diyor. Mümkün değil. Öyle bir şey olması mümkün değil. Ancak bir aile krizi yaşanır. Aileden biri ölürse. Allah korusun. Ya da aileden biri delirirse. Ya da bütün aile paramparça olup magazine düşersek aman, aman. Ancak o zaman hisseler düşer. Ya zaten öyle olsa dizisi çekilir. Merak etmeyin. Ay Allah canınızı almasın. Paranız bizde güvende Bilal evet. Bey. İnşallah. Muhteşem bir ailem var. Maşallah. Hiç endişe etmeyin. Maşallah. Maşallah. Ah. Hoş geldin hayatım. Misafirleriniz mi var hayatım? Evet. Bilal Bey, Mehtap Hanım. Eşim Bihter. Merhaba canım, ben de Mehtap. Bihter? Adnan Bey? Bihter? Allah Allah. Tesadüfe bak ya, vallahi dizideki gibi aynı yani. Aman sonunuz benzemesin. Bilal, ne dizisi? Kızım vardı ya hani Adnan Bey, Bihter. Bir de kızları vardı. Nihal. Ha, o dizi. He, ona dedim. Yok, ben kızıma sesleniyorum. Gel kızım. Gel. Tanıştırayım. İlk eşimden kızım Nihal. Memnun oldum efendim. Ben de bir fena oldum kızım. Yavrum, sen piyano çalmayı biliyor musun? Evet. Nereden bildiniz? Ben de Matmazel'le olan piyano merhaba. Dersine gidecektim. Matmazel. Yersin. O zenginde Fransız bilmem neyim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Meraktan soruyorum hanımefendi. Siz piyano çalabiliyor musunuz? Gayet tabii. Matmazel çok iyi Fransızca konuşur. Biliyor musunuz? Eğer Bihter'le evlenmeseydim Matmazel'i düşünürdüm. Ayrıca çok güzel de şarkı söyler. Matmazel, hadi bize bir şarkı söyle. Şimdi heyecanlandırdınız beni. Lütfen beni kırmayın. Evet. Şu an söylüyor mu? Ben duymuyorum. Evet, söylüyorum. Bir saniye. Çok affedersiniz. Piyanosu zor oluyor tabii. Evet. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar. Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul. Beni bu dertten kurtar. Benim dikkatimi dağıtıyor. Bilal Bey bizim misafirimiz. Neyse, biz sizi tutmayalım. Artık evet. Piyano dersine geç kalmayın. Piyano beklemez. Biz gidelim. Allah'ım. Adnan Bey, Bihter, abu kızları, Matmazel. Bilal ne oluyor ya? Kızım dur, olaylar karışık. İyi dakika dur ya. Adnan Bey, bir bakar mısınız Adnan Beyciğim? Tabii. Kızım bir saniye özür dilerim. Ya sormaya da korkuyorum ama Adnan Beyciğim, sizin böyle. Hani olur ya, oğlunuz olmayan ama böyle oğlunuz gibi gördüğünüz bir akrabanız var mı? Hadi ne olur yok diyeyim, ben de burada rahat edeyim. Aslında var ama yurt dışında. Oh. Artık değil, geri dön. Allah'ım, adı ne olur Ahmet Mehmet bir şey olsun ya. Behlül. Amca. Oğlum nasıl da özlemişim seni. Gel, gel seni eşimle tanıştırayım. Bihter, sana hep bahsettiğim bir yeğenim Behlül. Memnun oldum. Ben daha çok memnunum. Ya alacak da memnun olacak bir şey yok ya. Sonuçta iki akrabanın tanışması. Altını çiziyorum, iki akrabanın tanışması. Bihter, hadi mutfağa haber ver. Bugün misafirlerimiz olduğunu söyle. Behlül oğlum.
Gel eşyalarını odana yerleştirelim. Nasıl hadi özlemişim seni. Hoyrat delikanlı. Bittik biz kızım ya. Bittik. Bütün hisselerimiz battı bizim. Mahvolduk ya. Ya adam delilenme ne oluyor anlat hele ya. Ya nasıl ne oluyor kızım görmedin mi? Demin tanıştıklarında nasıl memnun oldular. Aşkı memnun oldular resmen ya. Yandık biz. Kızım sen izlemedin mi Aşkı Memnu'yu? Kaç sezon gitti? Yok izlemedim. Ben Ezel izliyordum. Ezel'le çakışıyordu. Ondan nasıl güzel miydi konusu? He çok güzeldi. Ya hatırlamıyor musun kızım? Bihter vardı. İşte kocası bu Adnan Bey. Sonra bu şerefsiz Behlül geliyordu. Kız düşmanı. Bir tane de şey vardı. Beşir vardı. Veremli şoför Beşir. Bunlar fingirdeşirken hep böyle... böyle bir yerlerden... Hatırlamıyor musun kızım? Yok. Sonra Sera da bunları basıyor. Yürüyor, koşuyor, Adnan Bey'e yetiştiriyor. Ama bu Behlül durur mu? Sarı çıyan. Ah. Gidiyor hemen Nihal'le nişanlanıyor. Yapma. Tabii. Bihter bunu duyunca beni, Bihter'ini diyor. Tak diyor, vuruyor kendine. Ondan sonra Adnan Bey fıttırıyor. Bu Nihal manyak oluyor. Ya şirket batıyor kızım. Sonra bu Behlül ne yapıyor? Böyle direksiyona vura vura kaçıyor. Kızım bittik biz, hisselerimiz battı ya. Ay çok güzel diziymiş. Ben bunu nasıl kaçırdım ya? Mehtap derdimiz bu mu ya şu an? Gerçekten ben burada neler anlatıyorum kızım? Paramız gitti diyorum. Tamam sakin ol sakin ol. İkisinin benzerliğinden şimdi olayı büyütme ya. Misal bak Beşir dedin hani yani Beşir olsa Beşir de olurdu ama Beşir yok. Nerede Beşir olsa olurdu. Nerede Beşir yok. Beni mi çağırdınız? Bu nereden çıktı ya? Sen kimsin birader? Ben Adnan Bey'in özel şoförü Beşir. Ama. Veremim. Bana bak lan Beşir. Seni ortalarda çok görmeyeceğim. Her şey bunun başının altından çıkıyor. Bana bak lan. Gideceksin, hemen tedavi olacaksın. 2018 yılındayız. Verim neymiş? Defol! Çık! Bilal. Sinsi hala oradan böyle bakıyor. Taşlar yerine oturmaya başladı. Ben çok tedirginim. Ben bu iş için kullanımdaki bütün bileziklerimi sattım ya. Bağırma kadın. Ne bağırıyorsun? Sakin ol. Beni de panik yaptırtma ya. Bak şimdi şöyle yapacağız tamam mı? Biz bunların birleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Tamam mı karıcığım? Tamam. Yarın da gideceğiz, hisselerimizi satacağız. Bu Allah'ın belalarından kurtulacağız. Tamam mı? Hadi inşallah. Bak bu Sera'da oynaşıyordu bunlar. Gel bakalım hele odana. Yürü. Geç karıcığım. Yürü! Yani Behlül, yakışıklı olduğun kadar da komiksin de. Sen de güzel olduğun kadar yasaksın da. Ve bu seni fena halde çekici yapıyor. Peki ya seni? Şeytan diyor, her şeyi göze al. Yasak aşk yaşa, 2 sezon. Rating rekorları kır diyor ama... nasıl olur bilmem ki. Sen 2 dakika şöyle Sera'ya gelsen ben de. Baran da gelen. Daha yoklar Allah'tan. Ya demek ki daha başlamamış. Bak sakin ol. Daha bunlar tanışacak, kaynaşacak, aşık olacak. Ondan sonra olaylar gelişecek. Oho! Oho! Olaylar gelişmiş. Biz de Behlül'le sohbet ediyorduk. Ben gülüyorum size niye sohbet ettiğinizi. Geç otur şuraya. Az da bizden sohbet edin. Geç geç. Geç otur sen şuraya. Bana bak lan. Bana bak Behlül'cüm, sen de açsındır. Yoldan geldin. Hadi defol git mutfakta bir şeyler ye. Git lan buradan. Yok ben tokum. Gelirken bir şeyler atıştırdım. Yok ya yoldan geldin. Ne yedin ki yani? Açsındır sen git ye. Yengen yedim. Hiç şaşırtmadı. Hiç şaşırtmadı. Bak Koral'ı da yiyebilirdi. Ama yok ille yengen yiyecek. Aslında yediğime içtiğime dikkat ederim ama yengene zaafım var. Biliyorum ya. Biliyorum çocuğum. Hatta sadece ben değil, 80 milyon biliyor senin yengene olan zaafını. Ya ne oluyor? Neden bu kadar gerginsiniz? Kim gergin ya? Yok, gergin falan değiliz. Günümüzdeki akrabalık ilişkiler üzerine konuşalım bence güzel güzel. Harika bir konu. Karıcığım benim. Geç sesini atın. Azıcık otur bir şeyler anlatacağım size. Geç oğlum geç. Behlül sen niye böyle yapıyorsun ya? Bakın çocuklar. Günümüzdeki akrabalık ilişkileri. Akrabalık ilişkileri. Şimdi amca, teyze, yenge, yenge, yenge. Bak altını çiziyorum. O yüzden üçledim. Bunlar çok önemli akrabalardır. Ne demiştir?
akrabası olmayan insanın öyle bir şey demişlerdi, hatırlamıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Benim bir Safiye yengem vardı. Benimle yaşıt. Ama o benim büyüğümdür. Ona her zaman saygı duyarım. Yaşıtım olsa bile benim yengemdir. Evet, Safiye yenge. Bak bu Safiye yenge. Hani Safiye yenge? Üvey anayım demedi. 4 çocuğu, 1 kuzeni, 2 yeğeni. Okuttu, büyüttü, pış pışladı. Yemedi, yedirdi, giymedi, giydirdi. Okul toplantılarına kadar gitti, veli toplantılarına çocuklar, düşünebiliyor musun? Ya inşallah sen de gidersin canım benim. Alınmadın değil mi? Yok. Alınmadım. Ama şu veli toplantısı konusu canımı sıkmadı değil. Hoş. Siz anneleri tarafından bakıcılarına emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının onlara annelik etmesine şiddetle karşısınız ama... Ne dedi lan bu? Ne dedi? Tam olarak ne dedi yani? Yani koskoca bir cümleyi aldı, kucağıma bıraktı, sustu. Şimdi bir dakika bak. Eğer bu cümleyi öğelerine ayırırsak galiba bunu çözeriz. Ne dedi? Siz dedi. Yani özne sensin. Bendim. Karşısınız dedi. Siz sen yani. Demek ki bir şeye karşısın kardeşim. Neye karşısın? Anneleri tarafından bakıcılarına emanet edilmiş çocuklara değer vermediğiniz, uygun görmediğiniz birinin annelik yapmasına karşısın. Bu belirtilmezse mi dolaylı tümleçme? Ya ne dolaylı tümleçi Bilal'im ya? Bu bir din zincirleme laf sokması. Bir dakika bu gülüşmeler. Bihter'le Behlül nerede kızım? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl mümkün olur? Bu müzik. Kesin Beşir gelecek. Lan dur lan, Allah belanı. Gördüm. Ben gidip Adnan Bey'e bir şeyler söyleyeyim. Ya. Hayır, Beşir dur dinle. Kızım ne yapacağız ya? Bak bu plan tutmadı, bunları ayıramadık. Sen bunlarla ilgilen, ben gidip şu Beşir bunu kafasını ezeyim kızım, tamam, tamam mı? Hareket. Onlar bende. Tamam hadi. Beşir! Lan! Sarıçıya! Biz 2 dakika önce akrabalık ilişkileri üzerine konuşmadık mı? Şuradaki sandalyelerde. Sen yengene sulamaya utanmıyor mu çocuğum? Sen niye böyle yapıyorsun ya? Anlamıyorsunuz. Ben eskiden çapkındım. Ama aşk beni değiştirdi. Ben Bihter'siz yapamam. Ben de sırf anama inat Adnan'la evlendim. Kaderin cilvesi şu ki ben de Behlül'e vuruldum. Ben de Behlül'süz yaşayamam. Zaten yaşayamayacağım ki. Zaten yaşayamayacağım. Allah'ım ya Rabbim. Kaderin cilvesi diyor. Hangi kaderin cilvesi? O kaderin cilvesi senin cilven olmasın. Günleri görecek, günleri görecek. Haydi oğlum lan. Ya yapma. Ya. Ne yaptın? Hayır. Ya. Ayrılmıyor. Behlül. Benim oğlumdun. Ya belki de hiçbir şey göründük. Bir değildir belki de açıklayabilirler değil mi? Açıkla lan. Sen benim oğlumdun. İyi. İyice oğlum oldum. Şunlara bak. Nasıl da sarılmış yengesine sevgiyle, saygıyla. Daha çok sarılın hadi. Oh, yengem. Behlül. Allah'tan salak da anlamıyor. Oğlum Beşir bak biz ne konuştuk? Vallahi işinden olursun. Ya dışarıdan sigorta primi ödemek ne kadar zor sen biliyor musun? Hastasın da hadi kendine gel. Evet. Adnan Bey size bir şey söylemem gerekiyor. Beşir. Amca, Behlül kaçar. Kaçarsın tabii. Arkanı toplayan biri var nasılsa. Hey, söyle Beşir. Söyleme Beşir, bir dakika. Kes lan müziği. Oğlum, hadi defol git lan buradan. Efendim, şimdi şöyle bir durum var. Kendisi arabayı çizmiş de... utanıyor size söylemeye. Ben dedim, ben Adnan Beyciğime söylerim. Ne var ya? Bana bak Beşir.
Ama... Şimdi sen sanayiye gidiyorsun, o arabayı yaptırıyorsun. O araba kaç gün sürerse yapımı, hiç oradan ayrılmıyorsun. Tamam mı oğlum? Defol git buradan. Çık, defol git. Çık ulan. Adnan Beyciğim, ay kalbim yoruldu. Siz de acaba bir ahşap boyama işiniz vardı, onu mu yapsanız ya? He? Ahşap falan mı boyuyordunuz siz? Haklısın. Uzun zamandır hobimi ihmal ettim. He. Artık gideyim ben. Ne kadar sevgi dolu bir ailem var. Sevgi dolu, sevgi dolu. Fazlasıyla sevgi dolu. Bihter, no. Babama yaptıklarından dolayı hiçbir zaman affetmeyeceğim olan annem Firdevs Yöroğlu gelmiş. Hangi Konken Partisi'nden geliyorsun? Bihter. Sen Bihter Ziyagil'sin. Aptallık etme. Kızım, bu anasıymış. Sen git anlat durumu, de ki böyle böyle de kızınız de bir vazgeçirsin şunu ya. Hadi kızım. Firdevs Hanımcığım hoş geldiniz. Bakın bence kızınıza iki çift laf edin. Çünkü kocasının üvey yeğeniyle fingir diyor. Ayıptır, günahtır. İki çift laf edin. Elbette edeyim. Tabii. Bihter, sen Bihter Ziyagil'sin. Aptallık etme. Ettim. Bakın, ağaçtan kendime boynuz oydum. Nereden ilham aldı acaba? Allah müzik. Beşir geliyor. Adnan Bey, size bir şey söylemem gerekiyor. Söyle bir. Söyleme Beşir. Vallahi kıtlarını sıkacağım Beşir senin ya. Kes lan müziği. Oğlum Beşir, biz ne konuştuk lan? Sen niye böyle yapıyorsun ya? Hadi defol git oğlum. Lan defol git buradan. Çık git. Şimdi Adnan Beyciğim, şunu da yapmayın. Vallahi gözüm doluyor. Yapmayın. Şimdi Adnan Beyciğim, bu çocuk ikide bir geliyor. Ben sizi rahatsız etmesin diye yolluyorum. Sakın yanlış anlamayın. E Beşir şaşar demişler. Aa, Mehtap çok yoruldum. Çok haklısın hayatım. Azıcık daha dayan. Bak şükredelim ki daha nişan olayı olmadı. Evet. Size bir müjdemiz var. Biz nişanlandık. Al işte buyur ya. Ne ara kızım, ne ara? Ne ara ya? Nihal'le koridorda karşılaştık ve aşık olduk. Bihter'le yaşadığımız herhangi yasak bir şeyden dolayı değil. Ya Mehtap ya, kaçıncı bölüme geldiler birden? Çok hızlı geçiyor her şey. Behlül, sen benim oğlumdun. Eyvah. Sen benim oğlumdun. Ama artık damadım doğdun. Oğlum, nasıl mutluyum anlatamam. Oh. Bihter. Sen de mutlusun değil mi? Mutludur, mutludur. Mutlu ol kızım. Şişt, anası, anası. Hadi şuna bir şey söyle, mutlu olsun ya. Bihter, sen Bihter Ziyagil'sin. Aptallık etme. Mutlu ol. Ölüyorum anlasana. Gözlerinin önünde birbirlerini seviyorlar. Ben işkenceler içinde kırılırken onların mutluluğundan ölüyorum. Bihter, sen Bihter Ziyagil'sin. Aptallık etme. Ölme! Behlül, beni kaybetmeye göze alabiliyor musun? Şişt, tamam. Beni. Şişt, sakın! Sakın o cümleyi tamamlama kızım. Beni. Bihter'ini. Yok ya. Hadi, tamam. Yani... Bu mu ya? Şu performansa yazık et. Resmen dizi izliyorsun ya. O zaman onu. Ya şöyle gördün ya. Beni dur söyleme, oraları bir daha oynayalım. Behlül, beni kaybetmeyi göze alabiliyor musun? Beni. Aman şişt, kızım, sakın o cümleyi tamamlama ne olursun. Beni. Bihter'ini. Beni ıskaladık Allah'ın belası. Aa, vuruluyordum ya. Bir dakika. Yoksa siz üvey anamla... Oh, yok. Tanrım. Bu kız üzülüyor mu? Ne oluyor buna? Ben anlamıyorum ki ya. Behlül, sen benim oğlumdun. Evet ulan, evet. Aa!
bu da fıttırdı. Mahallenin muhtarlarındaki deliye bağladı ya. Tabii bu durur mu? Hemen burada inme indi görüyor musun? Keşke matmazele yürüseydim. Ya başımıza gelenlere bak Mehtap ya. Ya Bilal'im. Bütün parayı gömdük ama çok güzel diziymiş vallahi ya. Sonra ne oluyor hikayenin? Adnan Bey'e bir şey söyleyecektim ama ne oluyor ya? Sen hala burada mısın lan? Bir de ne oluyor diye soruyor. Sinsi, dikizci, röntgenci sakı. Oğlum kimisi kendini vurdu, kimisi fıttırdı böyle gitti. Defol lan sen de. O tuttuğun şeyi asla söyleyemeyeceksin Beşir. İçinde patlasın inşallah. Ya seradaki ürünler olmuş. Köye gidebilir miyim diye izin isteyecektim ben. Oh be! Kendime geldim ya ben veremiyorum değilmişim ki. Boğazımda gıcık varmış. Ulan sen ne gıcık adamsın lan. Ulan çık lan buradan koşarak. Ya ne alak? Tamam Bilal'im tamam sakin ol. Bilal. Hikayenin sonunda ne oluyor? Ya manyak mısın kadın sen ya? Hayret bir şey ne olacak? Bütün parasını borsada kaybeden Bilal kalp krizi geçiriyordu. Ah kalbim. Ay, yetişin dostlar. Kocamız ses az dolu Bilal'e geldi. Yenge. Canım. İyi misin? Teselli eden mi? Ulan adamda yenge dedektörü var ya. Defol lan. Defol.